Evet, Türkiye'de egemenliği kayıtsız şartsız milletin dış kuralını devlet yönetimine yerleştiren ve demokrasiyi taçlandıran Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 98 yıl geçti. 98. yaşını kutluyoruz Cumhuriyetimizin. Biz de bugünün anlamını konuşacağız şimdi. Önemli iki konuğumuz var. Hulki Cevizoğlu ve Hale Şıvgın bizimle birlikte. Hoş geldiniz. İyi bayramlar öncelikle. İyi bayramlar. Hale Hanım, sizinle başlayalım istiyorum ilk olarak. Şimdi evet, o günü konuşacağız, Cumhuriyet'in anlamını konuşacağız ama ilk olarak bize belki de kısaca o dönemin bir fotoğrafınızı çekmenizi istesem, hem dönemin şartlarını, hem Anadolu'nun görünümünü, hem de siyasi olarak nasıl bir kriz yaşanıyordu? Bundan bahsedebilir misiniz öncelikle? Elbette. Öncelikle Cumhuriyetimizin 98. yılı tüm milletimize kutlu olsun. 100. yıla sadece 2 yıl kaldı. 100 yıl boyunca devam eden, kesintisiz bir şekilde devam eden Cumhuriyet dünyada çok sayılıdır. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir de İsviçre'de. Bunun dışında kesintisiz devam eden cumhuriyetler yoktur yani. Türkiye Cumhuriyeti tektir. Bu konuda ne kadar Cumhuriyetimizin sağlam temeller üzerine kurulduğunu gösteriyor bu da. Onun için gurur duymalıyız. Kur'anlara minnet, şükran borçluyuz. Şimdi Cumhuriyetimizin kurulması tabii şimdi bazı kitaplarda, sosyal medyada da görüyorum. Hani 28 Ekim akşamı yarın arkadaşlar Cumhuriyeti ilan edeceğiz şeklinde. Yani bir günde, sanki bir gecede karar verilmiş gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Ama öyle değil tabii ki. Bunun çok uzun bir arka planı var. Geçmişte hazırlıkları var, çalışmaları var. Şimdi bunlardan bahsedeyim ben. Cumhuriyetin aslında milli egemenlik fikri, Atatürk'ü Cumhuriyet'e yaklaştıran fikir milli egemenlik fikri olmuştur. Milli egemenlik düşüncesi Atatürk'ün mücadelesine başladığı andan itibaren vardır. Atatürk'ün eğitimine bir bakacak olursak, Atatürk okul yıllarında Fransız İhtilali'ni çok iyi okumuştur. Jean-Jacques Rousseau'yu çok iyi okumuştur. Onun Toplumsal Sözleşme isimli eserinden çok faydalanmıştır. Milli egemenlik düşüncelerini oradan edinmiştir. Bunun dışında Montesquieu, Voltaire'den işte insanlık, insani düşünceler, bir takım şeyleri buradan almıştır. Yani sadece bu Fransız İhtilali de değil, yerli yani kendi düşünürlerimizden de çok faydalanmıştır, etkilenmiştir. Namık Kemal'den, Ziya Gökalp'ten, Mehmet Emin Yurdakul'dan, Ali Suavi'den, Faruk Nafiz Çamlıbel'den, Yahya Kemal'den, Tevfik Fikret'ten çok etkilenmiştir. Çok sevdiği kişilerdir bunlar. Hatta şöyle diyor, benim bedenimin babası Ali Rıza Bey, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası da Ziya Gökalp'tir diyor ki bunlardan ne kadar etkilendiğini anlatıyor. Şimdi Mustafa Kemal'de bu milli egemenlik fikri ne zaman oluştu? Bunu tabii çok eskilere gidebiliriz. 1907'de Makedonya'da 3. Ordu'dayken arkadaşlar arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Diyor ki ben diyor Osmanlı Devleti'nin yaşlı gövdesi üzerinde değil, Türk çoğunluğunun bulunduğu bölgede bağımsız, milli egemenliğe dayalı bir Türk devleti kurmak fikrindeyim diyor. Ve o zaman arkadaşları tabii bunu çok ileri buluyorlar. Çünkü o zaman daha milli egemenlikten söz etmek, çünkü Osmanlı hanedanı ortada duruyor. Yani bu çok cesaretle ifade edilen bir şey. Arkadaşları tarafından dışlanıyor, İttihat Terakki'den dışlanıyor. Ondan sonra daha şeye geldiğimiz zaman, yani Samsun'a geldiğimiz zaman, Samsun'a çıkarken Atatürk'ün kafasında olan şey milli egemenliğe dayalı, bilakaydı, bağımsız Türk devleti tesis etmekti diyor. Fakat bunu diyor bir milli sır gibi sakladım. Yani bunu açıklamadım diyor. Atatürk zamanı gelmeden hiçbir şeyi uygulamaya koymaz. Evet. Yani buna çok dikkat eder bütün hayatı boyunca incelediğimiz zaman Atatürk'ün hayatını. Hep zamanlaması çok önemlidir Atatürk'te. Şimdi öncelikle tabii Cumhuriyeti hemen ilan etmiyor, yani o bazı şeyleri yapması gerekiyor. Önce ülkenin düşmanlardan kurtarılması
gerekiyor. Yani önce bir milli mücadele veriliyor, savaş kazanılıyor ve Mudanya mütarekesiyle savaş dönemi sona eriyor. Anadolu'dan ve Trakya'dan düşmanlar temizleniyor. Ondan sonra diplomatik gelişmelere geliyor sıra ve Lozan Anlaşması imzalanacak. Fakat Lozan Anlaşması'nda işte İstanbul hükümeti de katılmak istiyor. Fakat İstanbul hükümeti katılmak isteyince milli mücadeleyi kazanan güç ve Türkiye Büyük Millet Meclisi. Dolayısıyla buna müsaade edilmiyor. Onun için saltanatın kaldırılmasının zamanının geldiği düşünülüyor. İşte 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılıyor ve Cumhuriyeti ilan etmenin önündeki en büyük engel kaldırılmış oluyor. Ondan sonra Vahidettin zaten 17 Kasım'da yurt dışına çıkıyor. İşte halifelikle saltanat birbirinden ayrılıyor. Yani Atatürk ikisini bir anda kaldırabilir miydi? İstese kaldırabilirdi. Ama bu zamanlaması açısından hani meclisteki bir takım milletvekillerinin tepkisini çekmemek için çünkü siyasete bağlı birçok mebus vardı. Onların tepkisini çekmemek için onu bir yıl sonraya Cumhuriyet'in ilanından sonraya bırakıyor. Ondan sonra Lozan Meclis'te tasdik ediliyor. Son kalan yabancı işgal güçleri ülkeyi terk ediyor. Ondan sonra işte Cumhuriyet'in ilanını açıklamanın zamanı geliyor. Yani sizin de dediğiniz gibi bir günde bu fikir doğmuyor. Bunun inşasını zaten kendi içinde yapıyor ama tabii ki açıklamıyor. Bir sır gibi saklıyor diyebiliriz. Özetle zannediyorum. Size tekrar döneceğim ama Sayın Cevizoğlu'yla da bu noktada devam etmek istiyorum. Sizin konuşmalarınızdaki ifadelerinizden yola çıkarak siz de söylediniz. Fikirleri hep ileri bulunuyordu. Cumhuriyet fikri bazıları için hayal gibi geliyordu ama baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk evet sahada, cephede de vardı. Çok önemli askeri başarılara da imza attı. Siyaseten de aslında çok önemli adımları çok doğru zamanlarda attığını görüyoruz. Sayın Cevizoğlu belki de bu noktada Atatürk'ün dehasını da uzun uzadıya konuşmak lazım. Ne dersiniz bunun için? Şimdi evet, önce bayramımızı kutlayalım. 100. yıla 2 yıl kaldı. 98. yaş günü Cumhuriyet'in hepimize kutlu olsun. Atatürk'ün dehasını bir cümleyle ifade edeyim ve Hale Hoca'nın söylediklerine ek olarak ya da farklı boyutlarını söyleyeyim. Tabii. Sizin sorunuzu kapsayan biçimde. Şimdi Atatürk, uzay yolu filmlerinde görüyoruz ya ışınlanma, bir toplum içine yüzyıllar ötesinden gelen ve bu topluma ışınlanmış bir insan gibi. Dehası öyle. Yani içinde bulunduğu toplumdan ve şu anda bizim bulunduğumuz toplumda bile 98 yıl sonra çok çok daha ileri görüşlü, çok daha zeki, yani deha diyoruz ona. Hakikaten öyle bir insan. Tam kurgu film romanlarındaki, filmlerindeki gibi başka bir yerden gelmiş bir insan gibi. Şimdi bu her zaman karşı olduğumuz Atatürk tapıcılığı, rozet, heykel Atatürkçülüğü anlamında söylemiyorum bunu. Yaptıklarına bakıyoruz, konuşmalarına bakıyoruz, icraatlarına bakıyoruz. Hale Hoca da bir başka cümleyle ifade etti. Atatürk, Cumhuriyet'ten önce milli mücadele sırasında ona sarayda bakanlık teklif ediliyor. Padişaha damat olma imkanı var. Padişahın yerine geçme imkanı var. Bunların hiçbirini kabul etmiyor Atatürk. Ben halkla birlikte yapacağım diyor. Yani kafasına koymuş bunu hakikaten. Çok önceden koymuş. İstese çok Cumhuriyet'in ilanından çok önce padişahlığa geçme imkanı var. Sarayın en güçlü kişisi olup sonra da padişah olma imkanı var. Ama bunu istemiyor. Başka bir zaman kendisine darbe teklif ediliyor. Yani İttihat ve Terakki'den insanlar geliyor, darbe yapalım diyorlar. Darbe yapsa gene sarayı ele geçirecek. Hayır diyor, ben darbelerden uzak insanım diyor. Bunların hikayesi uzun zamanda anlatılacak kadar geniş, ayrıntılı konuşulması gereken konular. Yani sonuçta ben halkla birlikte olacağım diyor, bunu kafasına koymuş. Ancak Cumhuriyet hakikaten bir günde olan bir şey değil. Bizim tarihimizi yeniden okumamızda fayda var. Şimdi halkın da, hiç duydunuz mu mesela siz Sultan Hanım, halkın Anadolu'da o tarihte
Cumhuriyet sözünü telaffuz ettiğini. Sanki biz nasıl biliyoruz? Sanki 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş. Bir gece evvel Atatürk köşkte, yemekte arkadaşlarına arkadaşlar yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz demiş. Ertesi gün mecliste ilan edilmiş. Onların ayrıntısını sorarsanız anlatırım ama bu gece yine CNN'de 20.45'te bunları uzun uzun konuşacağız evet. galiba. Bir kısmını da oraya saklamak lazım ama sorarsanız hepsini söylerim şimdi. Sanki o 28 Ekim gecesi Çankaya'da telaffuz edilmiş. 29 Ekim'de de mecliste kabul edilmiş gibi. Biz halkın ağzından Cumhuriyet sözcüğünü hiç duymamışız gibi tarihi algılıyoruz. Şimdi ben size önemli bir şey okuyacağım. Belki de bazı izleyicilerimiz ilk defa duyacak bunu. Mahmut Esat Bozkurt'un Atatürk İhtilali diye bir kitabı var. Bakınız şöyle göstereyim hızlıca. Atatürk İhtilali iki cilt kitaptan oluşan bir eser bu. Evet. Evet, ekranda ben de gördüm. Şimdi burada diyor ki Mahmut Esat Bozkurt, Türkiye'de kurulan Cumhuriyet ile diğer cumhuriyetleri kıyaslıyor, karşılaştırıyor. Mesela Fransa'daki 3. Cumhuriyeti kıyaslıyor. Fransa'daki cumhuriyet ile Türkiye'deki cumhuriyetin farkını şöyle söylüyor Mahmut Esat Bozkurt. Cumhuriyetin kurucusu Kemalizm ilkelerinin kurucularından birisi Mahmut Esat Bozkurt. Çok önemli bir adam. Pek çok kişinin kızdığı birisi ama o da çok değerli bir kişi. Diyor ki Versailles, yani Fransa'daki Versailles Sarayı'na giden halk kraldan ekmek istedi. Ekmek ver ve başımızda kal, iyi kral, iyi kraliçe diye bağırdı diyor. Bizde nasıl oldu? Bizde diyor Erzurum Kongresi sırasında diyor. Erzurum Kongresi ne zaman? 23 Temmuz 1919. Yani Cumhuriyet'in ilanından ortalama 4 yıl öncesi. Erzurum Kongresi sıralarında diyor bir gün Atatürk Erzurum Millet Bahçesi'nde gezinirken başka bir kavramla karşılaşıyoruz. Hani bugün millet bahçeleri açılıyor ya, 1923'te de 19'da da millet bahçeleri kavramı varmış. Ne kadar tuhaf değil mi? Tarihi okuduğumuzdan her satırından günümüze ilişkin az sonra bazı şeyler söyleyeceğim. Onlar da belki şok edici açıklamalar. Tarihi okumak ve tarih felsefesi hakikaten çok önemli bir bilim dalı. Diyor ki Erzurum Kongresi sıralarında bir gün Atatürk Erzurum Millet Bahçesi'nde gezinirken millet etrafını almaya başladı. Yani etrafını sarmış. Atatürk'ün yüzüne bakan halk hep bir ağızdan bağırdı. Yaşasın Cumhuriyet. Şimdi bunu okurken ilk defa duyuyoruz. Ne zaman? Yani Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi sırasında bahçede gezinirken Atatürk'ün etrafını saran vatandaş yaşasın Cumhuriyet diye bağırmış. Şimdi birçok tartışmalarda işte bu bir gündem oldu. Atatürk o gece karar verdi, ertesi gün Cumhuriyet'i ilan etti gibi. 4 sene önce yaşasın Cumhuriyet diye bağıran bir Türkiye'de halk var. Enteresan. Peki başka bir şey söyleyeyim. Şimdi bu Cumhuriyet'in geleceği çok önceden belli. Yabancı medyada, basında yer alıyor bu. Söyleyeyim size. Mesela kendi kitabımdan alıntı yapacağım. İşgalin ilk yıllarında 1919'da Yunan ve Fransız basınında Kemal Cumhuriyet ilan edecek şeklinde manşetler çıkıyor. Kemal Cumhuriyet ilan edecek diyor. Ne zaman? 1919'da yazıyor Yunan basını, Fransız basını. Eylül 1919'da da İngilizler aynı raporları ülkelerine geçiyorlar. 4 sene önce İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral de Robek Londra'ya bir rapor geçiyor. Raporda şu yazıyor. Eldeki mevcut bütün raporlara göre, yani istihbarat çalışması yapmış İngilizler, bildiriyor ülkesine. Eldeki mevcut bütün raporlara göre harekat, yani Kuvayi Milliye Harekatı'nı söylüyor, Anadolu'da bağımsız bir cumhuriyet yönünde gelişmektedir diyor. Kaynağını da söyleyeyim, İstiklal Harbi Gazetesi 22 Eylül 1919. Bizde de yazılmış bu. Yani İngilizler bunu söylüyor, Fransızlar bunu söylüyor, Yunan basını bunu söylüyor. Her ne kadar Atatürk dile getirmemiş olsa da toplumda zaten böyle bir istek vardı yıllar öncesinden diyorsunuz ve Batı'nın da zaten böyle bir beklentisi varmış. Enteresan, yani. Varmış, öğreniyoruz. Vardı diyemiyoruz, varmış diyoruz, öğreniyoruz. Hep birlikte öğreniyoruz bunu.
ben de, halkımız da, akademisyenler de öğreniyor. Belki bunu akademisyenler, hani Atatürk tarihi, Atatürk tarihi inkılap enstitüsü uzmanları bunları daha önceden biliyordu ama bunları toplumla paylaşan kaç tane akademisyen vardı bugüne kadar? Yani biz gazeteci olarak mesleğimiz gereği her konuyu araştırıyoruz. Evet. Şimdi bir de akademisyen gözüyle bakıyoruz. Ya bunları niye paylaşmadınız bugüne kadar? Arkadaşlar, niye paylaşmadınız vatandaşla? Halkın Atatürk'ün etrafını sarıp da yaşasın Cumhuriyet diye 4 yıl önce bağırdığını duyduk mu biz bugüne kadar? Duyan var mı şu anda bizi izleyenlerden? Siz duydunuz mu mesela Sultan Hanım? Duymadınız değil mi? Sayın Cevizoğlu, aslında burada Hale Hanım'a dönmek istiyorum madem öyleyse tekrar döneyim. Hale Hanım, o zaman bu buradan devam edelim. Şimdi Anadolu'nun nasıl bir görünümü olduğunu, ne kadar savaştan çıkan yorgun bir halk olduğunu konuşuyorduk. Halkın nasıl bir talebi vardı aslında? Cumhuriyete bakış nasıldı? Bu fikre bakış nasıldı? Onu da sizden dinleyelim. Şimdi şöyle, tabii ki Mondros mütarekesinden sonra yurdun her tarafı işgale uğramıştı. Özellikle bu Ermenilerin ve Rumların oturduğu bölgelerde Kuvayi Milliye Cemiyetleri, yani buralarda daha yoğun bir şekilde kurulmuştu. Yani direniş örgütleri, bunlara karşı direniş örgütleri kurulmuştu. Bunlar bir şey bekliyorlardı. Yani kendi bölgelerini kurtarmayı istiyorlardı ve bunu bekliyorlardı. İşte Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra bu şeyleri, dağınık direniş örgütlerini birleştirdi. Özellikle de Sivas Kongresi'nden sonra bu şey birleşti. Şimdi Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nde, az önce Sayın Cevizoğlu'nun da bahsettiği gibi, o Erzurum Kongresi'nde kendisi de bunu çok yakın bir arkadaşına, Mazhar Müfit Bey'e açıklıyor. Mazhar Müfit Bey'e diyor ki yönetimimiz, Türkiye Devleti'nin yönetimi çok yakında Cumhuriyet olacaktır diyor. Ama diyor şimdilik bunu diyor gizli tutuyoruz, söylemiyoruz. Yani ona bir sır olarak bu şeyi açıklıyor. Yani Erzurum Kongresi sırasında Mazhar bunu açıklıyor. Mazhar yaz diyor. Mazhar yaz diyor. Mazhar Müfit şok oluyor. Şok oluyor. Evet. Şimdi bu şekilde Erzurum Kongresi günlerinden itibaren, yani artık Atatürk'ün kafasında Cumhuriyeti kurma fikri var ama uygun zamanı bekliyor. Şimdi ortama gelince, şimdi Doğu'da çok enteresan bir şey söyleyeceğim ben. Doğu'da bu Mondros mütarekesinden sonra bir takım şuralar kurulmuştu. Hı hı. İşte Aras Şurası, işte Ahıska, işte Batum'da Kars İslam Şurası. Bu Kars İslam Şurası 1918'de kuruluyor Mondros mütarekesinden hemen sonra. Oradan işte Türk ordusu çekilince Ermeni işgaline uğramamak için teşkilatlanıyor, bir şey kuruyor. Bağımsız bir birim kuruyor orada, Kars'ta. Ve bu Kars İslam Şurası Cumhuriyet ilan ediyor 1919'da. Yani düşünebiliyor musunuz, daha Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmeden 4 yıl önce Kars'ta bir cumhuriyet ilan ediliyor ve halk buna gayet doğal karşılıyor bunu. Yani cumhuriyete karşı hani öyle herhangi bir tepki yok. Üstelik Kars'ta, Erzurum'da bu şey, cumhuriyet, Kars'ta kurulan cumhuriyet gayet memnuniyetle karşılanıyor. Yani halkta herhangi bir tepki yok cumhuriyete karşı. Hı hı. Yani bu şekilde enteresan bir toplum yapısı. Hı hı. Çünkü düşmanlardan kurtarılmanın, yani bir an önce düşmanlardan kurtulmak isteniyor. Hı. Yani amaç bu. Evet. Yani hiçbir zaman bir tepkiyle karşılanmıyor. Daha sonra Mustafa Kemal bunu, isterseniz şeye gelelim, yani az önce de yine Sayın Cevizoğlu'nun dediği gibi 1919'da Fransız gazetesi Le Temps yazıyor, diyor Türkiye'deki şey diyor, yönetim diyor cumhuriyete doğru gitmektedir diyor. Yine İngiliz Yüksek Komiseri Amiral de Robek Türkiye'deki yönetimin cumhuriyete doğru gitmekte olduğunu ülkesine rapor ediyor. Yani yabancılar daha önce görüyorlar cumhuriyete doğru gidildiğini. Evet. Aslında gerçekten cumhuriyete doğru
gidiş var. Ama bu açıklanmıyor. Şimdi Atatürk ilk defa 10 Eylül'de yani Cumhuriyet'in ilanında bir buçuk ay önce falan yakın arkadaşlarına bir taslak hazırlattırıyor ve bu taslağı incelemeleri için anayasa taslağını yani 1921 anayasasında bir takım değişiklikler yapılarak Cumhuriyet ilan ediliyor. Hani yeni bir anayasa yapılıyor. Bu değişiklikleri arkadaşlarına gösteriyor ve onların görüşlerini istiyor. Üzerinde çalışılmasını istiyor. Yani o üzerinde bir takım çalışmalar yapılıyor. Ondan sonra Atatürk 22 Eylül'de bir Avusturya gazetesi olan Neue Freie Press gazetesine o artık resmen açıklıyor orada yönetimin Cumhuriyet olacağını açıkça ifade ediyor. Bu tabii iç kamuoyunda duyulunca tabii çok büyük bir tepki yapıyor. İlk defa burada açıklamıştı. İşte 27'sinde şeyde Hakimiyet Milliye gazetesinde yayınlanıyor. Tabii Ankara basını işte Yeni Gün, İleri gibi Hakimiyet-i Milliye gibi gazeteler bunu çok destekliyorlar Cumhuriyet'in ilanını. Fakat İstanbul gazeteleri işte bu Tevhid-i Efkar gazetesi Ebu Ziya Velid'in gazetesi. Bunlar çok büyük tepki gösteriyorlar Cumhuriyet'in ilanına. Yani böyle basın da ikiye bölünmüş ve Cumhuriyet'i destekleyenler, Cumhuriyet'e karşı çıkanlar şeklinde. İstanbul basını kesinlikle karşı çıkıyor. Sayın Şırgın bir ara verelim. Hulki Cevizoğlu size şunu sormak istiyorum. Şimdi 29 Ekim'de Türkiye o dönem yeni bir yönetim biçimiyle tanıştı ama Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in ilanı kadar aslında inşasını da çok önemsiyordu ve Cumhuriyet'i demokrasiyle özdeşleştiriyordu. Acaba inşası için hangi adımları attı? Buna ne söylersiniz? Demokrasinin inşası aslında çok daha önce başlamıştı. İşte Cumhuriyet'in ilanından bir yıl önce, yaklaşık bir yıl önce saltanat kaldırılmıştı. Ama demokrasi tabii böyle tepeden gelerek olmuyor. Cumhuriyet ilan edilebiliyor. Cumhuriyet 158 oyla kabul edildi. Mecliste bulunan milletvekillerinin tamamı oy birliğiyle kabul etti. Ama o tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekili sayısı net olarak söylenemiyor. 337 rakamı var, 368 rakamı var. Anadolu'dan gelen milletvekillerinin o dönemki yapısına göre farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Ama o 29 Ekim 1923'te mecliste bulunan bütün milletvekilleri oy birliğiyle kabul etti. Şimdi elimizde başka bilgiler var. Fransa'daki Cumhuriyet ise sadece bir tek oy farkla kabul edildi. Fransız 3. Cumhuriyeti tek bir oy farkla kabul edildi. Türkiye'deki 158 oyla kabul edildi. Şimdi demokrasinin inşası dediniz. Demokrasi zaten Atatürk'ün egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir sözünü daha önce yazmıştı. 1921 anayasasında vardı. Bu şöyle açıklanıyor. Atatürk Cumhuriyet adını da kullanmadan 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yani anayasaya bu cümleyi yazarak Cumhuriyet adını koymuştu diyor. Bu da demokrasinin temelini gösteriyor. Demokrasinin inşası söylediğim gibi 1922'de saltanatın kaldırılması, sonra hilafetin kaldırılması, bunları ilerleyen zamanlarda belki bu gece konuşuruz CNN'de. Hilafetin kaldırılması, hilafet Atatürk'te kaldı mı, Cumhurbaşkanlığı nezdinde kaldı mı, o tarihteki halife gözüken Abdülmecit Efendi Atatürk'e ne yazdı, Atatürk ona ne cevap verdi, onları belgeleriyle akşam muhtemelen açıklarız. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi demokrasinin inşasında çok önemli. Çok partili rejime 1930'da geçildiği, 30'lu yıllarda geçildiği söyleniyor. Oysa çok partili sisteme 29 Ekim 1923'te geçilmiş oldu. Hükümet sistemi değişerek o tarihe, yani bu da demokrasinin inşasında çok önemli bir kilometre taşı. O tarihe kadar şöyle oluyordu. Meclis başkanı hükümeti yönetiyordu. Meclis hükümeti vardı. Bugünkünün adı ne? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. 1923-29 Ekim'den önce meclis hükümeti vardı. Meclis başkanı her şeyi idare ediyordu. Ama çok tuhaf bir durum vardı orada. İşlerin yürümesini engelleyen şöyleydi. Ben diyelim ki meclis başkanıyım.
hükümeti idare ediyorum, bakanlarım olacak değil mi? Bakanlarımı ben seçeceğim hani bugünkü mantığa göre. Hı hı. Hayır. Diyelim ki 10 tane, 20 tane isim söylüyorum bakanlık, meclis seçiyor. Hı hı. Bu tıpkı bugün partilerin kongrelerindeki torba çarşaf listeye başkalarının girmesi gibi. Ahmet'i bakan istiyorum, meclis Mehmet'i bakan seçiyor, diyor ki sen bununla çalış. Şimdi ilk başbakanlık sistemine, parlamenter sisteme de 29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilanından bir gün sonra 30 Ekim'de İsmet İnönü'nün başbakan seçilmesi ile geçiliyor. İsmet İnönü'nün o tarihte 11 tane bakanı seçiliyor. 11 bakan artı bir tane başbakan. Bir de cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı sistemi, bunların hepsi demokrasinin inşasıyla bağlantılı. Evet. Başka maddeleri de söyleyeceğim, hı hı, size ama bunları mutlaka vurgulamamız lazım bugün ve bu saatte. Şimdi 11 tane bakan, bir tane başbakan, bir de cumhurbaşkanı. Cumhuriyete geçtiğimiz an Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı seçiliyor. Hı hı. Çok önemli tarihi bir konuşması var. Onu da şu anda zamanımız yok. Metin önümde. Ne dediği? Anayasa değişikliği için bir tasarı veriyor Atatürk. O tasarının içinde bugün tartışacağımız Cumhuriyet tarihini yeni bir bakış açısıyla, tarafsız bir bakış açısıyla yeniden yazmamızı ve yeniden anlamamızı gerektiren çok önemli cümleler var. Bugün bizim baktığımız gibi kalıplaşmış yargılarla bakarsak, evet, Cumhuriyet'in kuruluşunu anlamamız mümkün değil. Şimdi diyor ki 29 Ekim'de mecliste deniyor ki Cumhurbaşkanı istediği zaman Bakanlar Kurulu'na başkanlık eder diyor, toplar diyor. Bakın bu son yıllarda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçene kadar Türkiye'de mevcut, var olan, süre gelen bir sistem idi. Parlamenter sistemde Türkiye'de Cumhurbaşkanı istediği zaman Bakanlar Kurulu'na başkanlık ediyordu. Hı hı. Atatürk bu yetkisini hep kullandı. O tarihte Atatürk bu yetkisini hep kullandı. Hı hı. Ondan sonraki dönemlerde, Atatürk'ten sonraki dönemlerde Cumhurbaşkanları bu yetkiyi kullanmadılar. Sadece sembolik olarak, işte Demirel zamanında, Ahmet Necdet Sezer zamanında, öteki cumhurbaşkanları döneminde sembolik olarak medyaya görüntü vermek için yılda bir kere başkanlık etti. Oysa aslında bizim sistemimiz o tarihten itibaren cumhurbaşkanının hı hı, idarenin başı olduğu şeklindeydi. Anayasamızda son iki yıla kadar bu yazıyordu. Cumhurbaşkanlarımız bu yetkiyi kullanmaktan çekindiler. Niye çekindiler? Çünkü kendilerini halk seçmemişti. Hmm. Halk seçmemiş ama anayasa bu yetkiyi veriyordu. Kullanamadılar bunu. Hmm. Parlamenter sistemde başbakanlar cumhurbaşkanını müdahale ettirmedi idarenin gelişine. Anayasada Atatürk'ten beri yazan maddeyi kimse kullanmadı. Kimse kullanmadı. Bunun ayrıntılarını karşımızda bir farklı görüş olduğu durumda daha rahat anlatabiliriz. Tabii. Şimdi demokrasinin inşasında başka neler oldu? Kadınlara, bu çok önemli, bütün çağdaş dünya için çok önemli, kadınları kafes arkasından çıkarıp toplumsal yaşama, sosyal yaşama dahil etmek, hayatın içine atmak, yani seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Hı hı. Bugün ekranlarda kadın sunucuların olması, kadın bakanların, milletvekillerinin olması. Bakın Hale Hoca orada dünyada, akademi dünyasında kadın akademisyenlerin en çok olduğu ülke Türkiye, biliyor musunuz? Bilim yapıyor artık kadınlar. Bırakın toplum yaşamına katılmayı. Bilim dünyasında kadın egemenliği var bugün Türkiye'de. Çok güzel bir şey bu. Yani kadınları Atatürk, kadınlara bu yolu Atatürk açtı. Şimdi Sayın Cevizoğlu, aslında çok önemli girdi. Bir noktaya değindiniz. Bu konuyla ilgili de bir haberimiz var aslında. Şimdi Hakkari Yüksekova'da yaşayan Muteber Engin Deniz, Cumhuriyet ilanına şahit olan isimlerden biri. Ama. O zamanlar 19 yaşındaydı. Şimdi Atatürk'e övgüler dizdiği açıklamalar var. Hatta 29 Ekim 1923 gününü de anlattı. Dilerseniz bir izleyelim, sonra konuşmaya devam edelim. Atatürk'e. Atatürk hepimizin babasıdır. Onu çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun. Cumhuriyet ilan edildiğinde 19 yaşındaydı. Hakkari Yüksekova'da yaşayan 117 yaşındaki Muteber Engin Deniz, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü anlattı. Cumhuriyet ilan edildiğinde çok mutlu olduk. Günlerce halay çektik. Atatürk için alkışlar yaptık, şarkılar söyledik. Cumhuriyet'in ilanına tanıklık eden Engin Deniz, Atatürk'e borçlu olduklarını söyledi.
Cumhuriyet'in 98. yılını kutladı. O olmasaydı bizler perişan olacaktık. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Hepimize mübarek olsun. Şimdi son 2 dakikamız kaldı. Sayın Cevizoğlu, siz bu akşam 20.45'te CNN Türk ekranlarında olacaksınız zaten. Uzun uzadıya konuşacaksınız o dönemi, dönemin şartlarını, Mustafa Kemal Atatürk'ün dehasını. Ben son olarak sözü Hale Hocam'a verelim. Bırakmak istiyorum. Evet. Hale Hocam, az önce de aktardık. 119 yaşında bir kadın ve o dönemi anlatıyor. Günlerce halay çektik ifadesini kullandı. Bir kadına kazanımı nedir Cumhuriyet'in? Onu da son olarak sizden dinleyelim. Şimdi kadınlar için gerçekten Cumhuriyet'te çok önemli haklar getirildi. Şimdi bunu, zamanımız çok kısa olduğu için hemen hızlı hızlı gidiyorum. 1926'da Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle kadına pek çok haklar getirildi. Mesela çok evlilik yasaklandı. İşte da boşanma hakkı getirildi, çocuklarının velayetini kullanma hakkı getirildi. Erkeklerle eşit hak ve miras haklarına sahip oldular. Yani medeni haklarına büyük ölçüde kavuştular 1926'da. Daha sonra Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştı. Bu Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla 3 Mart 1924'te kadınlar erkeklerle eşit haklarda eğitim imkanlarına kavuştular. Yani bu tevhidi tedrisat, eğitimde birlik, yani sadece şey değil, yani kadın erkek eşitliği açısından da çok önemli bir kanundur. Kadınlar bundan sonra erkeklerle eşit eğitim imkanlarına sahip olmuşlardır. Daha sonra 1930'da biliyorsunuz belediye seçimlerine katılma hakkı verildi kadınlara. Ondan sonra 1934'te de milletvekili seçilme haklarını kazandılar ve ilk seçimlerde, 1935'te yapılan ilk seçimlerde 18 kadın milletvekili, 17 kadın milletvekili, bir tane de daha sonra ara seçimlerle girince 18 kadın milletvekili parlamentoya girdi ve oran olarak %4,5 tekabül ediyordu. O zaman için çok ben önemli bir gelişme. Söyleyeceğim kapatmadan. Kapatmam gerekiyor. Sayın Cevizoğlu, buyurun, çok kısa sizden de alayım hemen. Peki. O zaman günümüzde Hale Hoca'nın da bu sözünden devam edelim. Cumhurbaşkanlığı, Atatürk'ün partisinin Cumhurbaşkanlığına bir kadın Cumhurbaşkanı adayı göstermesi Atatürk'ün ruhunu rahatlatacaktır. Öyle erkek adayların peşinde tartışmalar sürüyor. Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünde Millet İttifakı'na yakışan, bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan bir kadın Cumhurbaşkanı adayını ortaya çıkarmaktır. Peki, günümüze dair de bir mesaj almış olduk sizden. Hürki Cevizoğlu'na ve Hale Şıvgın'a çok teşekkür edelim.